Herkes için yazılımdan herkese merhabalar. Bir önceki derste break komutunu görmüştük. Break komutu çalıştığı anda döngümüzü sonlandırıyordu. Yani döngünün sonundaki süslü paranteze geliyordu ve artık döngüm bitmiş gibi davranıyordu break komutu sayesinde. Şimdi biz break komutunu sezon 2 bölüm 4'te yaptığımız öğretmen geldi mi örneğiyle beraber deneyelim. Şuraya yapıştırıyorum ben oradaki kodlarımı. Birebir aynısını. Şimdi eğer bu dersi ilk defa dinliyorsanız, sezon 2 bölüm 4'ü dinlemediyseniz diye şöyle bir açıklıyorum. Şimdi öğretmenin gelme ihtimaline karşı burada bir öğretmen geldi mi 1'e eşit olursa öğretmen geldi oluyordu. Yani öğretmenin gelme ihtimali doğruysa, yok eğer öğretmen gelmediyse de öğretmen gelmedi yazdırıyordu. Şimdi bunu biraz değiştireceğiz. Else if diyorum. Öğretmen geldi mi eşittir 0 olursa öğretmen gelmedi olsun. Ve şurada da bir while döngüsü kuracağım ben. Öğretmen geldi mi eşitse 1'e while döngümün içine girecek. Bu süslü parantezi buraya indiriyorum. Ardından şurayı da 1 yapıyorum. Ve her seferinde de burada değiştirmemiz gerekiyor. Öğretmen geldi mi diye soralım. Ardından scanf ile kullanıcıdan öğretmenin gelip gelmediği değerini istiyoruz. %d diyorum. Ampersand'ı unutmuyorum. Öğretmen geldi mi? Hatta bunu iki tane yapalım ki daha kolay anlayalım. Şimdi her seferinde döngüm şunu yapacak. Öğretmen geldi mi diye soracak. Eğer öğretmen gelmişse döngü devam edecek. Öğretmen gelmemişse sonlanacak şeklinde oldu burası. Şimdi biz burayı şu şekilde yapalım. Eğer 1 veya 0'dan farklı bir şey olursa, if öğretmen geldi mi eşit eşit 1 veya 0 dan farklı yapacağız. Şimdi farklı için ne yapıyorduk? Ünlem kullanıyorduk. Yani değil olmasını istediğimiz için. En başına ünlemi atıyoruz. Şu anda 1 veya 0'dan farklı ise buraya geliyor ve break komutunu çalıştırıyor. Hatta burayı da şöyle yapmamız gerekiyor. Veya öğretmen geldi mi eşit eşit 0 ise. Şimdi çalıştıralım. 1 veya 0 olduğu sürece devam etmesini, 1 veya 0'dan farklı bir şey olursa break komutuyla döngümün kırılmasını istiyorum. Öğretmen geldi mi? 1. Öğretmen geldi. Öğretmen geldi mi? 0. Öğretmen gelmedi. Devam ediyor. Şurayı şöyle yaparsak sanırım daha iyi olacak. Buralara slash n bırakıyorum. Tekrar bir çalıştıralım. Güzelce görelim. Öğretmen geldi mi? Deniyorum. Öğretmen geldi. Öğretmen geldi mi? Öğretmen gelmedi. 5 diyelim. Bakın. Direkt döngümü sonlandırdı ve döngümün sonuna çıktı. Aslında break komutunu biraz daha aktif olarak kullandık. Fark ettiyseniz for döngüsünde biz kullanamıyorduk ama şurada biraz daha görebiliyoruz. Yani ne gibi koşullarda kullanabiliriz, neler yapabiliriz. Biraz daha aklımızda bir şeyler canlanabilir. 7 diyorum. Farklı bir şey girdiğimde de döngüm sonlanıyor. Şimdi bir önceki derste de gördüğümüz gibi break komutu direkt döngümü parçalıyor. Peki ben eğer döngümün parçalanmasını değil de şu anki adımın atlanmasını istiyorsam ne yapmam gerekiyor? Gelin onu da dersin devamında hep birlikte görelim. Continue komutunu şöyle düşünelim. Şimdi break komutunda direkt döngümü sonlandırıp döngünün sonundan devam ediyordum. Ama continue komutunda döngünün içindeki işlemleri tek seferliğine atlıyorum. Yani sanki o adımı gerçekleşmiş gibi varsayıyorum ve döngünün çalışmasına normal kaldığı yerden devam ediyorum. Gelin bunu bir görelim. Integer diyorum. İyi olsun. Basit bir for döngüsü kuracağım. Yine 10'a kadar devam ediyorum. Diğeriyle benzer olsun ki karşılaştırabilelim. If diyorum. İ eşittir 6 olduğunda buraya girsin ve continue desin. Yok. Bu olmazsa da sayımızı yazdırsın. %d. Hatta şöyle yapalım. Veya atalım ki iki sayı da olsun.
3 olsun bir de. Daha rahat görebilelim. Şöyle düzenledim ve çalıştırıyorum. Geldi. Sayım 6'ya veya 3'e eşit değil. Yani buraya girmedi. 0 yazdırdı. 1 yazdırdı. 2 yazdırdı. Sayım 3'e eşit. Veya koşulunu sağladı. Sayım 3'e eşit olduğu için ne yaptı? Continue dedi. Burayı tamamen atladı ve sanki buradaki her şey gerçekleşmiş gibi atladı. Döngümün başından devam etmeye başladı. Yani break gibi döngüyü kırıp gelip buradan devam etmedi okumaya. Eğer devam ediyorsa döngüm, hala koşulumu sağlıyorsa geldi buraya devam etti. Sadece buraları atlamış oldu. Bakalım 2 dedi. Sonra 3'ü atladı. Continue çünkü 3'te continue'yu sağlıyoruz. 4 dedi, 5 dedi. Yazdırıyor çünkü if'in içine girmiyor. 6'da tekrar continue'ye denk geliyor ve döngümün sonuna kadar tekrar atlıyor. Döngümün sonuna kadar tekrar atlıyor ve 6'yı da bu yüzden yazdıramıyor döngüm. 7, 8, 9 diye normal bir şekilde devam ediyor. Yani direkt döngünün içinden çıkmak istemediğim durumlarda, atlamak istediğim durumlarda continue'yu bu şekilde kullanabilirim. Kendinize dikkat edin, yazılımla kalın.